videoda TIA portalda kullanabileceğimiz zamanlama elemanlarını anlatacağım. Yine her zaman olduğu gibi videoya açıklamamı yaparak başlayayım. Bu video TIA portalı anlattığım video serisindeki videolardan sadece bir tanesi. Bu videoyu izlerken aklınıza bu menü nereden çıktı, bu ayar nasıl yapıldı şeklinde bazı sorular gelebilir. Muhtemeldir ki aklınıza gelen o soruların cevaplarını bundan önceki çekmiş olduğum videolarda anlatmışımdır. Ya da bundan sonra çekeceğim videolarda o konulara da değineceğimdir. O nedenle eğer TIA portalı öğrenmeye yeni başlıyorsanız ve açtığınız ilk video buysa size tavsiyem video serisini baştan itibaren izlemeniz sizin için yararlı olacaktır. Ve tekrar bir hatırlatma yapayım. Tia Portal'daki zamanlama elemanlarının teorik kısmını anlattığım bir video daha var. Burada Tia Portal'daki bu zamanlama elemanlarının kullanılmasını ve basit ayarlarını anlatacağım. İşin mantık kısmını merak edenler tekrar o dönüp o videoları izleyebilirsiniz. Bahsettiğim videoların linklerini ben YouTube'daki videonun altına yorum olarak açacağım. Şimdi... Tia portaldaki kullanacağımız zamanlama elemanları muhtemeldir. Daha önce eklemediyseniz favori listenizde yoktur. Peki buna nereden ulaşacağız? Introduction, Basic Introduction altında Timer, Operations kısmı var. Şimdi burada karşınıza iki tip zamanlama elemanları çıkacak ya da iki şekilde zamanlama elemanları çıkacak. Buradaki mavi olarak gördüğünüz TP, TON, TOF, TONRE, TIA Portal tarafından fonksiyonlaştırılmış zaman röleleridir. Bunları biraz sonra kullandığımız zaman daha net anlayacaksınız. Aşağıdaki tp, ton, tof, Torna ise IEC standartındaki zaman öreleridir. Her ikisini de kullanacağız. Arasındaki farkı bu kullanım sırasında ben size anlatacağım. Şimdi sırasıyla bu zamanlama elemanlarını tek tek kullanarak özelliklerine bakalım. İlk başta zamanlama elemanını devreye sokacak olan input'un programı ekleyeyim. Input 0.0 olsun. Şimdi buradan tp zaman öylesini alıyorum. Fonksiyon şeklindeki yani mavi kutucuk şeklindeki buraya getirdim. Eğer siz Tia Portal'daki fonksiyon haline getirmiş bu zaman ölelerini kullanırsanız ilk olarak sizden bir blok oluşturmanızı isteyecek. Tia Portal'daki zaman öleleri sayıcı ve birçok diğer data veri data blokları içerisinde saklanır ve bu data bloklar sakladıkları verilere göre bir format içerisindedir. Bir format şeklindedir. Şimdi burada IEC Timer 0 DB diye bir isim getirdi TIA Portal otomatik olarak. Bu ismi kabul edebilirsiniz ya da siz buna yeni bir isim verebilirsiniz. Örneğin ben zamanlama bir şeklinde bir isim vereceğim. Altında manuel ve otomatik seçenekleri var. Eğer burada otomatik kısmı seçili olursa siz ister IEC timer, isterseniz IEC counter, isterseniz başka data blokları oluşturun. Oluşturduğunuz her data bloğa sırasıyla 1, 2, 3, 4 diye Tia Portal otomatikman data blok numarası atayacaktır. Bunu manuel aldığınız zaman aradaki fark ne olacak? Data bloğu numarasını siz atayabileceksiniz. Şimdi kendinize göre bir programlama mantığı geliştirdiyseniz ve bu programlama mantığında şunu diyorsanız 0-9 arasındaki data bloklar benim genel maksat data bloklarım. İşte 10-19 arasındaki data bloklar benim zamanlama elemanları için kullanacağım data bloklarım. Ya da işte 20-29 arasındaki data bloklarsa benim sayıcılar için kullanacağım data bloklar olacak diyebilirsiniz. O nedenle burada eğer kendinize has bir programlama mantığı geliştirdiyseniz manuel seçip bu data blok numarasını kendiniz verebilirsiniz. Örneğin ben diyorum ki 10-19 arasındaki data blokları ben zaman ölelerine ayırdım. Ve bu data bloğa da 10 numarasını vereyim. Şimdi OK dediğimde buraya DB10 data bloğunu getirdi ve adı da zamanlama bir. Burada 4 adet üzerinde giriş çıkış uçlarını görüyoruz. Bu 4 adet giriş çıkış ucu TP'de, TON'da, TOF'ta aynıdır. Biraz sonra göreceksiniz ton R'de buraya bir de reset ucu gelmektedir. Peki in ucu nedir? In ucu zamanlama elemanını aktif eden lojik giriştir. Yani eğer siz in girişini 1 yapacak olursanız zamanlama elemanınız aktif hale gelecektir. Peki Q çıkışı nedir? Q da bir lojik çıkıştır ve zamanlama elemanı zamanlama işlemini yaptığında Q'dan çıkış verir lojik olarak Q çıkışını 1 yapar. Peki PT girişine, PT girişi zamanlama elemanının zaman değerini girdiğimiz kısım. Time formatındadır. Double word'lük alan kapsar. Buraya giriş yaparken şimdi dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Buradaki PT değerinin standart olarak veri formatı time'dır ve time'ın da verisi milisaniye bazında tutulur. Ne demek istiyorum? Eğer ben buraya 10 1, 2, 3 yazarsam bu 10.000 milisaniyedir. Ve 10.000 milisaniyenin karşılığı 10 saniyedir. Enter dediğimde bakın dikkat ederseniz 10 saniyeyi buraya atadı. Her zaman ben milisaniye çevirerek atamak zorunda değilim. Atadığım zaman formatını buraya belirterek de zaman değere atayabilirim. Örneğin ben eğer 10S yazacak olursam bu TIA portal için 10 saniyedir. Dikkat ederseniz 10 saniye atadı. Eğer ben buraya 10H yazacak olursam bu TIA portal için 10 saattir. Eğer ben buraya 10 diye yazacak olursam bu TIA portal için gün demektir. 10 gün demektir. Örneğin ben 10 yazıp Enter'a basarsam ya da MS yazarsam da bu TIA portal için 10 milisaniyedir. Peki tek tip mi zaman yazabilirim? Hayır. Örneğin bir gün değil de işte 12 saat, 16 dakika, 10 saniye, 5 milisaniye gibi zaman tiplerini belirterek de saat, gün, dakika cinsinden ben buraya zaman değeri yazabilirim. Dikkat edecek olursanız bu. Bir gün 12 saat, 16 dakika 10 saniye 5 milisaniye sonrasına ayarlanmış bir zamandır. Örneklerimde ben daha çok bunu 10 saniye olarak kullanıyorum. Bir de burada ET değeri var. ET değeri de zaman rölesinin içerisinde saymakta olduğu aktüel zamanı dışarıdaki herhangi bir hafız alanına almama yarayar. Ne demiştik? İçeride double word olarak datayı tutmakta. Örneğin M double 50'nin içerisine ben bunu atayabilirim. Yani zaman rölem çalıştığında zaman rölemin o anda saymış olduğu değeri bir 2 3 4 5 ilerlerken Aynı zamanda M, Word 50 gibi bir hafıza alanına atayabilirim. Bunu nerede kullanabilirim? Bunu bu gerçek zaman değeri eğer bana başka işlemler için lazımsa orada kullanabilirim. Ama örneğin bir karşılaştırma işlemi için mw 50'ye bunu atamama gerek yok. Karşılaştırma işlemlerinde direkt benim karşılaştırma kontağının altına ya da üstüne data blok onun içerisindeki ET değerine ulaşabiliyorum. Bunu sileyim şu anda kafamızı karıştırmasın. Ama dediğim gibi içerideki aktüel değeri, anlık değeri bir hafızalarına aktarmama yarıyor. Peki zaman rölem zamanla ilgili işlem yaptığında ben buradan çıkışı nasıl alacağım? Çıkışı iki tip alabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Q çıkışına bir bobin atayabilirsiniz. Fiziksel bir çıkış olabilir. Q gibi M olabilir. Ya da örneğin burada zaman sonunda bir işte matematik işlemi yaptırıyor olabilirsiniz. Ya da işte bir movla atama işlemi yaptırıyor olabilirsiniz. Yani yaptırmak istediğiniz işlemi Q çıkışına buraya atayabilirsiniz. Örneğin bunu ben Q0.0'a atayım bu bobine. Şimdi burada direkt Q çıkışından da siz bir Q'yu çalıştırabilirsiniz. Ama şöyle de bir şey diyebilirsiniz. Ya buradaki Q'yu çalıştırmak için zaman şartlardan bir tanesi. İşte şunlar 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 olursa zamanda varsa Q'yu çalıştırsın. Bu durumda da tabi diğer şartları da buraya ilave edemeyeceğimiz için bu durumda da zaman rölesinin ben açık ya da kapalı kontaklarını kullanabilirim. Örneğin burada üzerine tıkladığımızda benim az önce oluşturmuş olduğum zamanlama bir data bloğu geldi. Ve bu zamanlama bir data databilona tıkladığınızda kullanabileceğiniz bool bit değerlerini burada görüyorsunuz. Burada ben Q'yu kullanacağım. Biraz sonra in ve diğer değerler nedir onları anlatacağım. Q'yu kullanacağım. Bunun anlamı şudur. Zamanlama elemanı işlem yaptığında bu kontağı kapayacaktır. Eğer ben bunu bir açık kontak olarak kullanırsam bu kontağı kapayacaktır. Eğer ben bunu kapalı bir kontak olarak kullanırsam da o kontağı ne yapacaktır açacaktır. Şimdi aşağıya bir Q bobin çıkışı daha ilave edeyim. Buna da Q... 0.1 ismini verelim. Yukarıdaki kullanımla yani yukarıdaki Q'nun çalışmasını sağlayan, Q00'un çalışmasını sağlayan kullanımla aşağıdaki Q0.1'in çalışmasını sağlayan kullanım aynıdır. Demin de dediğim gibi eğer zaman üresiyle sadece bir çıkışı ya da bir işlemi yaptıracaksanız direkt Q çıkışına bağlayabilirsiniz. Yok bu çalışma şartlarından sadece bir tanesi ise zamanlama elemanı onu direkt kontak olarak kullanabilirsiniz ve dikkat etmeniz gereken şey buradaki zamanlama elemanının qbit ya da bool değerini kullanmanız gerektiğidir. Şimdi bunu PLC'mize gönderelim. Monitoring açalım ve piyasamıza online olalım. Diğer videoda da gördüğünüz gibi denememiz sırasında piyasa üzerindeki fiziksel gerçek giriş çıkışların durumunu da inceleyeceğiz. Bu denememizde fiziksel giriş çıkışları inceleyeceğiz ama bundan sonraki denemelerimizde sadece monitoring üzerinden takip edeceğiz. Setimin üstündeki sarı butonum input 00'a bağlı, yeşil butonum input 01'e bağlı. Buradaki yeşil gözlem lambam input 00'ın olup olmadığı durumunu gözlemlemek için kullandım. Sarı Q00 çıkışına bağlı ve kırmızı gözlem lambamsa benim Q01 çıkışına bağlı. Şimdi denememizi yapmadan önce TP zaman rölesini tekrar bir hatırlayacak olursak ki burada yine tekrarlayayım zaman rölelerinin mantığını anlattığım daha detaylı bir şekilde anlattığım teorik olarak anlattığım bir videom var. O videonun linkini aşağıya açıklama kısmına atıyorum. Onu incelemeniz de sizin için fayda olacaktır. TP zamanlama elemanını kısaca hatırlayacak olursak tekrar İngiliz giriş verildiğinde kontakları konum değiştiren zamanı saymaya başlayan PT'den girilen zaman değerini saymaya başlayan ve bu zamanın sonunda kontakları eski haline gelen bir zamanlama elemanında İn girişi verilip tp zaman ölem çalışmaya başladıktan sonra in kesilse de zaman ölemin çalışması değişmeyen çalışmasını sürdüren bir yapısı vardı. Şimdi online'a da aldık ve input 0.0 girişini veriyorum. Input 0.0 girişini verince kontaklar konum değiştirdi. Aşağıdaki kontağını kapadı. Q01 çalıştı ve yine aynı mantıkla Q'ya çıkış verdi ve 10 saniye sonunda Birkaç açacak olursanız kontaklar ilk haline geri geldi. PT'de girdiğim değer neydi benim? 10 saniyeydi. 10 saniye sonunda kontaklar eski haline geri geldi. Burada inin in olması bakın çalışmayı değiştirmedi. Çalışması bitti. Kontaklar eski haline geri geldi. Ve zaman saymayı durdurdu. Şimdi input 00'ı kestim. Bu sefer input 00 girişini verdikten sonra 10 saniye saymasını beklemeden input 00 girişini keseceğim. Yine zamanlama elemanının normal çalışmasını sürdürdüğünü göreceğim. Bakın devreye girdi. Bir saniyede ben input 0.0'ı açtım ama çalışmasını sürdürüyor. 10 saniye sonra kontaklar eski haline bakın gördüğünüz gibi geri geldi. TP zaman üresinin temel çalışma mantığı bu. Şimdi monitöringi kapayalım. Online'dan çıkalım. İkinci olarak deneyeceğimiz zaman rölesi buradaki ton zaman rölesi. Tekrar devreyi baştan kurabilirsiniz. Yani buradan ton zaman rölesini sürükleyebilirsiniz ama burada ben zamanlama elemanını seçtiğimde kenarı turuncu olduğunda seçebileceğim diğer zamanlama elemanları geliyor. Bunu ben ton şekline çevireyim. Şu anda zamanlama elemanımın tipi tona döndü. Burada zamanlama elemanımın tek olarak ismini değiştirebilirim. Rename data block dediğimde örneğin zamanlama 2 diyebilirim. Okey dedim. Burada dikkat edecek olursanız zamanlama elemanımın adı rename yaptım. Rename data block 2 oldu. Ve aşağıdaki kontağı da otomatik olarak 2'ye çevirdi. Şimdi bunu PLC'me gönderelim. Bakın PLC'me gönderme sırasında data bloklarda bir değişiklik yaptığımı ve bunu reinstallers yapmam gerektiğini söylüyor. Data blockta da değişiklik yaptığım için bunu tekrar Reinstallize yap diyorum ve bu şekilde yükle online'a alalım tekrar online aldık. Ton zaman rölemi hatırlayacak olursak ton zaman rölem neydi? Girişi uygulandığı anda yani in girişi uygulandığı anda zaman saymaya başlayan, pt'den girilen zaman değerine ulaşıldığında kontakları konum değiştiren ve in girişi kesildiğinde kontakları eski haline gelen bir zamanlama elemanında. Bunu bir deneyecek olursak şimdi ne olmasını bekliyorum? Input 00'ı verdiğimde zamanı sayacak. Zaman sonunda kontakları konum değiştirecek. Yani burada Q00'a çıkış verecek ve buradaki Q kontağı üzerinden Q0.1'e çıkış verecek. Ve eğer in girişini kestikten sonra da kontakları eski haline gelecek. Yani 00'da 01'de lojik olarak 0 olacak. Deneyelim. Verdim in girişini ve zamanı saymaya başladı. Şu anda zamanı sayıyor. 10 saniye sonunda evet kontakları konum değiştirdi. Q00'a çıkış verdi. Aşağıda kontağını kapadı. Q01'e çıkış verdi. Peki bu kontaklar eski haline ne zaman geri gelecek? İn girişini kestiğimde. İn girişini kestiğim anda kontaklar ilk haline geri geliyor. Peki şimdi input 0.0 girişini verdim. Zamanı saymaya başladı. İn girişini kesersem ne olacak? Son zamanlama elemanım in girişi verildikten sonra zamanı sayarken siz eğer in girişini kesecek olursanız zaman saymasını bırakır. Yani zaman değerini sıfırlar. Ona bakalım şimdi. Girişi verdim. 1 saniye 2 saniyedeyken ben giriş kestiğinde zaman saymayı bıraktı. Zamanı sıfırladı. Yani 10 saniye sonra herhangi bir işlem yapmayacak. O nedenle ton zaman ölemi çalışabilmesi için in girişi çalışma müddetince olmak zorunda. Şimdi bunu online'dan çıkalım. Hatta belki videoda daha net gözüksün. Şu sayfayı biraz daha büyüteyim. Nasıl olsa ikinci video eklemeyeceğiz buraya. Tof zaman rölesine çevirelim. Tof zaman rölesine çevirdim. Demin de dediğim gibi buradan tek tek zamanlama elemanlarını alabilirsiniz ama gerek yok. Aynı devreyi kuracağım. Vakit harcamaya gerek yok. Daha hızlı bir şekilde videonun ilerlemesi için bu şekilde yapalım. Ve gönderdim. Gönderirken bana bu sefer data blokta reinstallize sormadı. Nedeni de şu. Az önce data ismini değiştirmiştim. Zaman birden zaman ikiye çevirmiştim. Şimdi zaman iki ismini değiştirmediğim için aynı data kullanacak. Ve bu nedenle data blokla ilgili bir uyarı çıkartmadı bana. Online'a alalım. Peki Tof zaman ölem nasıl çalışıyordu? Tof zaman öleminde çalışma mantığı şuydu. In girişi uygulandığı anda kontakları konum değiştiren. Yani burada Q'ya çıkış verecek, Q00 devreye girecek ve buradaki Q kontağını kapatıp Q01'i devreye sokacak. Yani in girişi verilir verilmez kontakları konum değiştiren. In girişi kesildikten sonra PT'den girilen değer kadar sayıp kontakları eski haline geri gelen bir zamanlama elemanımdı. Bunu diyelim. Şimdi ne olacak? Giriş verir vermez Kontaklar konum değiştirecek. Kontaklar konum işte Açığı kapadı ve buradaki Q00'a da çıkış verdi. Ve ben in girişini kestikten sonra sayma işlemine başlayacak. In girişini kestim. Ve 10 saniyeyi sayıyor. 10 saniye sonunda kontaklar eski haline geri gelecek. Yani burası açılacak. Q01 devre dışı kalacak. Evet. Ve burada Q00 da devre dışı kaldı. Şimdi tekrar verdim. Kontaklar konum değiştirdi. Bu sefer in girişini kestikten sonra sayması gereken PT'deki 10 saniyeyi beklemeden tekrar giriş verirsem ne olacak? Şu anda sayıyor. İkinci saniyede tekrar verdiğimde zamanı sıfırladı. Saymayı bıraktı. O nedenle TOF zaman önemin Çıkışlarının eski haline gelebilmesi için yani kontakların eski haline geri gelebilmesi için zamanı saydığı müddetçe in girişini tekrar uygulanmaması gerekli. Monitoring'den çıkalım. Bu sefer ben bunu ne yapacağım? Tonre zaman rölesine çevireceğim. Tonre zaman rölesine çevirdiğimde buraya bir tane de reset girişi geldi. Az önce söylemiştim size. Peki bu reset girişi ne işe yarıyor? Önce isterseniz tonre'nin nasıl çalıştığını bir daha hatırlayalım. Ton zaman rölesi aslında bir ton zaman rölesi. Ama R, retentive anlamına geliyor. Kalıcı. Yani İngilizce verildiğinde ne yapıyordu? Zamanı sayıyordu. Ton zaman öylesi. Eğer ben İngilizce'ni kesersem zaman saymayı bırakıyordu. Zamanı sıfırlıyordu. Ton R'de ise zamanı sıfırlamıyor. İngilizce verildiği müddetçe verilen zamanı bir sonra İngilizce verildiğinde üstüne koyarak toplayarak devam ediyor. Yani burada parçalı zamanlarla bir iş yapıyorsanız bu zaman öylesini ton R'de girişte toplata toplata zaman sonunu buldurabilirsiniz. En temel örneği şöyle verelim. Sisteminizde kullandığınız bir sensör ya da bir eleman var ama bu elemanın bir ömrü var. Belli sürelerle yani belli çalışma sürelerince örneğin 100 saat, 200 saatlik çalışma süresi sonunda bunun tekrar kalibrasyonun yapılması ya da değiştirilmesi gerekiyor. O elemanla birlikte eğer siz bir tonre zaman verisini devreye sokarsanız o elemanın ömrünün bitip bitmediğini, kalibrasyona gidip gitmediğini tonre zaman verisinden alacağınız çıkışları yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Buradaki reseti yine iki türlü kullanabilirim. Bunlardan bir tanesi buraya yukarıdan bir kontak sürükleyip bırakabilirim. Buna input 0.1 diyelim. Bu birinci yöntemdir. Kontak şeklinde buraya siz reset girişini verebilirsiniz. Ya da bunu sildim. Buraya direkt input 0 hadi bunu da silelim nasıl yapıldığını görmemiz açısından. Buraya direkt input 0.1'i yazabilirsiniz. Şimdi eğer reset girişi birden fazla kontak şartına bağlıysa, örneğin iki tane seri veya paralel kontak birkaç tane kontaklama işleminden sonra reset girişi olsun diyorsanız, Buraya kontak şeklinde onları dizebilirsiniz ama yok. Reset sadece bir bool, Lojik değere bağlıysa bunu direkt oraya ne yapabilirsiniz? Getirebilirsiniz. Şimdi 10 saniyelik pt değerine sahip bir tonre zaman rölem var. Zamanı nasıl topluyor bunu görelim. Bunu gönderelim piyasimize gönderdik. Online'ımıza olalım. Monitörümüzü açtık. Şimdi input 0.0'ı veriyorum. Zamanı saymaya başlıyor. 2 saniye, 3 saniyede kestim. Bakın dikkat ederseniz input 00 kestim, in girişini kestim ama zaman sıfırlanmadı. Devam ediyorum. Örneğin 8. saniyede tekrar ini girdim. Zamanı sıfırlamadı. Ve tekrar 10 saniyeyi buradan görelim. 10 saniye süre sonunda kontaklar konum değiştirdi. İn girişini kestik. İn girişini kestik ama normal bir zaman öylesinde tonda İngilizce'yi kesildiğinde zaman sıfırlanıyordu. Burada şu anda çalışma mantığı gereğince zamanı sıfırlanmadı. Peki bu zaman öylesini tekrar kullanmam gerektiğinde nasıl başa alacağım? Nasıl restart yapacağım? Bunun için reset atmam gerekli. Resetim nereye bağlı? Input 0.1'e bağlı. Input 0.1'i verdiğimde yani şurada true olduğunda... Resetimi de atmış olacağım. Bundan sonraki çalışma için yine benim torna zaman ölen hazır hale geldi. Yine Time Operations altında IEC normundaki zaman rölelerim vardı. Ve hatta RT, PT gibi burada iki tane daha komutum vardı. Bunların nasıl çalıştığına bakalım. Daha önce yayınlamış olduğum bir video vardı. IEC normunda programlama dilleri diye. Orada bahsettiğim norm IEC. Telaffuz falan hepsi birbirine girdi. Videoları izleyen arkadaşlar varsa. Ben Topkapı Sarayı'nın kapısında kapalı çarşıyı soran turiste go 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 turn right diyen adamım. O nedenle yapacak bir şey yok yani. Hepsi birbirine giriyor telaffuzlarda ama. Siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Buradaki ASCII normundaki zaman röleleri aslında yukarıdaki zaman röleleri aynı şey, bir tek kullanım açısından fark var. Şunu silelim. Ve o farkı size anlatmaya çalışayım. Yine TP ton, tof ton burada da var. TP üzerinden anlatacağım ve ton'da, tof'ta, ton, tof ton rey'de bunun aynısı. Buradan bir tane ASI normunda zamanlama elemanı TP'yi aldık ve buraya getirdik koyduk. Şimdi burada dikkat edecek olursanız bana iki tane soru işareti getirdi. Bu şu anlama geliyor. Az önce ben TP'yi buradan fonksiyon olarak aldığımda TIA Portal otomatik olarak buna bir data blok oluşturmuştu. Time formatında bir data blok oluşturmuştu. Eğer ben aşağıda ASI formatında bir zamanlama elemanı alacak olursam bunun data bloğunu benim oluşturmamı isteyecek. Bunu nereden yapacağım ben? Burada program blocks altında, sistem blocks altında program rehin sources altına bunları atıyor. Zamanlama ilgili data blokları atıyor. Burada ha şunu da söyleyeyim hazır gelmişken. Data bloklara biraz sonra gireceğim ama burada yapmış olduğumuz zamanlama elemanlarının data bloklarını zamanlama elemanlarını silsek de program rehin altında görebilirsiniz. Buradan siz komutu sildiğinizde data blok silinmez. Bunu şu anda sileyim. Baştan başlayacağım. Burada program bloksun altında a new blocks diye bir şey var. Bunu tıkladığınızda sizin programa ekleyebileceğiniz buradaki blokları getiriyor. Data blok ekleyeceğim. Aşağıdaki DB seçili global data blok ve açtığımda burada ekleyebileceğim data blokları görüyorum. Burada ekleyeceğim data bloğu IEC timer formatında seçiyorum. Seçtim. Yine manuel, otomatik, manuel. Örneğin buna da 12 nolu data blok olsun ya da otomatik seçeyim fark etmez. Data blok numarasını Tia Portal kendi atsın. Okey dediğimde benim karşıma bir tane otomatik olarak bir numarasını atamış. Data blok getirdi. Bu data blokun içerisini biraz sonra inceleyeceğiz. Main ve birime geri döneyim. Buraya oluşturduğum data blok 1, db1'e buradaki zaman öylesini atacağım. Tıkladım. Bakın Data blok bir tane olduğu için bu çıktı. Data bloğu seçtim. Şimdi burada data blok atamalarında şöyle bir şey var. Siz data bloğu atıyorsanız şu anda non gelmiş ama daha önceki versiyonlarında bu yoktu. Bu şekilde bıraktığınızda hata veriyordu. İlla gelip şu sondaki noktayı silmeniz lazım. Ki o nokta şu anlama geliyor. İşte bool, veya işte data tipleri varsa diğer onları da buradan seçtiğim anlamına geliyor o nokta. Ama o nokta orada kalırsa yani databion kendini seçersem ve o nokta kalırsa hata veriyor. Şimdi bakın o hatayı vermedi. Noktayı sildim ya da tekrar sileyim. Ke Portal'ın yeni versiyonlarında yine databio seçtim. Non kısmı var bu. Seçildiğinde o noktayı otomatik kaldırıyor. Şimdi aşağıda ise bana zamanı soruyor. Ne diyelim? Yine 10 saniye zaman değerini atadım. Şimdi burada zamanlama elemanının data bloğunu falan tamamen siz kendiniz elle oluşturuyorsunuz. Aşağı bir tane kontak atayalım. Bu çünkü bu zamanlama elemanının çıkışını bir yerde görmem lazım. Bu kontak geldik. Bakın şimdi az önce söylediğim şey. Data bloğu seçtim ama data bloğu seçtikten sonra bana data blokta da kullanabileceğim bool ya da işte logic kısımları getiriyor. O yüzden noktayı koydu buraya. Q'yu seçtiğimde aslında benim buradaki TP zamanlama elemanının DB1 data bloktaki zamanlama elemanının Q kontağını veya Q hafıza alanını kullanmış olduğumu gösteriyor. Buraya bir tane Q00 çıkışımı ekleyeyim. Q0.0 çıkışımı ekledim. Eğer IC normunda siz zamanlama elemanı kullanacak olursanız zamanlama elemanına bir data blok 50 oluşturmak zorundasınız. Bunu gönderiyorum piyasime. Online'ımızı alalım. TP zaman ölçüsünü az önce yaptık. Biliyorsunuz nasıl çalıştığını. Input 00 verildiği andan itibaren kontaklar konum değiştirecek. İster input 00 olsun ister olmasın 10 saniye sonunda kontaklar test konumuna geri gelecek. Online'dan izleyelim. Kontaklar konum değişti. 10 saniye sayıyor. 10 saniye sonunda bu kontağı açıp diyor 00'ı. devre dışı bırakacak. Ve evet çalıştı. Yani siz Burada ISEE standartında TP, TON, TOF, TONRE zaman verisi de alsanız yukarıdaki az önce anlatmış olduğum zamanlama fonksiyonlarıyla aynı işlemi yapıyor. Peki örneğin ben bunu TONRE'yi seçmiş olsaydım hatırlayacak olursanız TONRE'yi toplaya toplaya gidiyordu zamanı. Şunu da çok uzatmayalım 5S yazalım. Bakın şimdi torna tipi bir zaman rölesi oluşturdum. bunda 5 saniyeye atadım. Hatta şöyle yapalım. Daha önce PLC Tax ile ilgili bir video yapmıştım. Orada buradaki user constant'tan bahsetmiştim. Buraya ne yapabiliyorduk? Sabit değer girebiliyorduk. Örneğin ne diyelim? Zaman diyelim. Data tipi olarak da time'ı seçelim. O bir sürü data tipi var. Time diye yazayım gelsin. Time'ı seçtik. 5 saniye miydi? Time data tipi neydi? Milisaniye cinsinden alıyordu. 5, 1, 2, 3. 5000 milisaniye olarak girdik. Yine o 1imize geldik. Şuradaki 5 saniyeyi sildim. Bunun yerine bakın buraya zaman geldi. Zamanı seçtim. Yani aslında buraya bir sabit değeri koydum. Bu sabit değeri de tek table'ın altında. User constant kısmına yazdığım bir sabit değerdi. Şimdi bunu gönderelim piyasimize. Online'ımızı alalım. Monitoring'imizi açalım. Şimdi ben input 00'ı her verdiğimde toplaya toplaya gidecek. Verdim. 2. Devam ettim. Şimdi bir 5 saniye doldursun. 5 saniyeyi doldurdu ve çıkış verdi. Şimdi kestik input 00'ı ama çıkış hala var. Niye? Çünkü zamanı doldurdu 5 saniyeyi çıkışı verdi. Normalde siz eğer buradan fonksiyon olarak seçmiş olsaydınız sonrayı resetleme ucu getiriyordu. Ama IAC normunda seçtiğiniz için bir resetleme ucu yok. Peki bunu nasıl yapacağım? Şimdi bakın buradaki RT ve PT gibi iki tane daha komutum var. Resetlemek için ya da PT değerini yani girmiş olduğum zaman değerini değiştirmek için kullandığım iki tane komut bunlar. RT'de PT'de hem ISI standartlarında hem de buradaki fonksiyon şeklindeki TIA portalın komutlarında kullanabileceğiniz iki tane komut. Ne demek istiyorum? RT'yi aşağıya alalım ama ondan önce şunu şöyle bir aşağı kopyalayayım. Bunu olsun? Input 0.1 olsun. Buradan RT'yi aldım. Reset timer. Kimi resetlesin? Data block 1. Non seçtim yine. Noktayı kaldırsın diye. Ve bunu göndereyim bu sefer. PLC'me. Gönderdim. Online'ımızı aldık. Şimdi bakın input 0.1'i verdiğimde zaman rölemi resetleyecek. Verdim ve zaman rölemi resetledi. Tekrar saydıralım. Çıkış verdi. Girişi kestik. Ama zaman rölem kalıcı olduğu için çıkış kesilse de Q0.0 devrede kaldı. Daha sonra ben ne yapabiliyorum? Aşağıdan resetletebiliyorum. Şimdi online'dan çıkalım. Buradaki RT'yi siz tekrarlıyorum. İster ASI standartlarında alın. isterseniz yukarıdaki fonksiyon şeklindeki zamanlama elemanlarını alın. Hepsinde zaman rölesini resetletmek için kullanabilirsiniz. Örneğin programınızın bir noktasında zaman rolünüzü resetletmemiz gerekebilir. O şart sağlandığında siz RT komutunu kullanarak onu ne yapabilirsiniz? Resetletebilirsiniz zamanlama elemanını. Şimdi RT değerini yukarıdaki fonksiyon zamanlama elemanlarında kullanayım. Şu satırı artık sileyim. Şuraya bir tane TP zaman rölesini getireyim koyayım. Zamanlama elemanı getireyim koyayım. Data biliyor, oluştursun. Bu sefer karışmayacağım. İstediği data biliyor, oluştursun. Oluşturdu. Şuraya Q çıkışımı görmek için atayım. Bu neydi? Q 0.0'da. Şimdi RT bunu da PT'ye atayım. Şimdi PT'ye atadığımda bana buradaki değiştireceğim değeri soruyor. Bunu 5 saniye olarak ayarlayayım. Ayarladım. Peki bu 5 saniyeyi kaça değiştireyim? Onu da örneğin 10 saniye olarak ayarlayalım. Şimdi PT ne iş yapıyor? PT buradaki zamanlama elemanının hangi zamanlama elemanına bağlıysa o zamanlama elemanının buradaki PT değerini değiştiriyor. Yalnız burada bir şart var. O şartı isterseniz onlineken anlatayım size. Gönderelim şu anda. Online'a aldık. Bakın. Zamanlama elemanımı çalıştırayım. 5 saniyeydi. Çıkış verdi. 5 saniye çalıştı. Şimdi bu noktadayken eğer ben pt ile pt komutuyla yeni bir zaman değeri atama yaparsam buradaki zamanlamada herhangi bir değişiklik olmaz. pt'nin iş yapabilmesi için pt atamasının zaman rölesi devreye girmeden önce yapılması gerekli. Bakın şu anda zaman rölesi devreye girmeden önce input 0.1'imi kapadım. pt değerini 10 saniye yaptım ve şu noktadan itibaren eğer ben zaman rölemi devreye sokacak olursam input 0.0'ı zaman rölem 10 saniyelik çalışacak. çalışmadı. Neden çalışmadı? Hata aramaya gerek yok. Dikkat edecek olursanız sık yapılan hataya şu anda ben de düştüm. PT değerini DB1'de yaptım ama benim zaman rölem DB2'de. Şimdi bunu düzeltelim. En azından sık yapılan bu hatayı şimdi ben de yaptım ve yapılabilecek hataları gördük. O nedenle zaman rölesinin data bloklarına isim vermek önemli. Dikkat ederseniz demin önemsememiştim. Şimdi şuradan data blokların Timer data bloklarının ismini değiştirelim. Onun için data bloğun üstüne geldim. Rename dedim. Buna zaman 1 diyelim. Yukarıda yiyece timer diye geçen db2'ye de rename dedim. Zaman 2 dedim. Hatayı gördünüz mü? Şimdi daha net görüyorsunuz. Ben pt işlemini zaman 1 Data bloğunda db1'de yapmışım. Ama zaman değiştirmesini beklediğim zaman öylesi tp zaman rejisi zaman 2 data bloğuna bağlı. Bunu da değişmiş olalım bu şekilde. Neyi değiştireceğim zaman 2? No. Enter. Şu anda oldu. Tekrar gönderiyorum. Data bloklarda değişiklik yaptığım zaman reinstallizat yapayım mı diye soruyor. Yap diyoruz online alalım. Ne dedim? Tekrarlayacak olursam şu anda zaman bir TP saymaya başlamadan önce sizin PT komutuyla bunun içerisine 10 saniye atamanızın bir anlamı yok. Sizin buna yeni değer atadığınız an TP zaman rölem devreye girdiği anda bu atamanın yapılıyor olması lazım. Atamayı yaptım. Yani ne yaptım? Zaman 2 DB2 data bloğundaki zaman 2 data içerisine ben PT değer olarak 10 saniye attım. Şimdi bu atama devam ederken ben TP zaman rölemi devreye soktum. Şu anda 10 saniye sayacak. 5 saniyelik bir zaman rölesiydi ama 10 saniyelik bir zaman ataması yaptım PT'ye. Dikkat ederseniz 10 saniye çalıştı. Şimdi atamayı tekrar veriyorum. 10 saniye atama varken PT ataması varken zaman rölemi çalıştırıyorum. 10 saniye sayacak. Bu ara atamayı kesebilirim. Zaman rölesi devreye girdiğinde atamayı görmesi gerekli. Ama ondan sonrası için atamanın devam etmesine gerek yok. Yani zaman rölesi ilk girdiği anda yükselen kenarda bu atamanın oluyor olması gerekli ama ondan sonra devam etmesi gerekli değil. Bu zaman röleleri arasındaki RT ve PT'yi gördük. Şimdi videonun başından beri bahsetmiş olduğumuz data bloklarımız var. O data bloklara geçmeden önce şöyle bir şey yapalım. Şimdi burada yanlışlıkla ben program içerisinde kullanılmış olan bir data bloğu silmiş olayım. Bakın buradaki TP zaman öylesinin bir data bloğu yok. Data bloğu olmadığı için de bana burada hata verdi. Burada program bir sources altında dikkat edecek olursanız data blok yok. Buna data bloğu her ne kadar bu fonksiyon şeklinde getirmiş olsam da data bloğu ben de atayabilirim. Adni blok geldim. Data blok IEC timer, IEC timer. Manuel otomatik tekrar fark etmez. Bu sefer isim vereyim. Demin gördük karışıyor. Zaman 10 diyeyim örneğin buna da. Okey dedim. Bunu biraz sonra göreceğiz. Yine main.ob1'e geldim. Şimdi bakın burada bana data block olmadığı için hata vermişti. Bunu yeni oluşturduğum zaman 10'a atayabilirim. Yani data block silinmiş bir zaman böylesine tekrar oluşturduğunuz bir data block'ı ne yapabiliyorsunuz? Ekleyebiliyorsunuz. Bu data block'ların içerisine gelelim. Zaman 10 data bloğuna geldik. Bunun içerisinde 4 tane datayı tutmakta. Time formatında pt değeri, yine time formatında et değeri, bool, yani lojik olarak in ve q değerleri. PT değeri bizim girmiş olduğumuz zaman değeri. ET değeri aktüel olarak saymış olduğu zaman değeri. in değeri zaman rölesinde giriş olup olmadığı yani EN ucundan bir sinyal gelip gelmediği EN ucunun bir olup olmadığı. Q ise zaman rölesinin zamanlama işlemini yapıp yapmadığını gösterir bana. Buna bir daha gelelim. Zaman diyor olarak ne atamıştık buna? 5 saniye atamıştık. Buna tekrar geri döndük. Şimdi burayı ben online izleyebilirim yine monitoring'le. Bunu bu ara bunu piyasaya göndermiş miydik? Göndermemiştik. Gönderelim de ben data bloğun içerisindeki verileri izleyebilirim. Monitoring'e bastım. Bakın şu anda çalışmadığı için herhangi bir saydığı değer yok. Yani ET 0, giriş yok, false. Zaman öyle zamanlama işlemini yapmadı, çıkış vermedi. Yani benim sona eklediğim Q ya da aşağı kontak üzerinden eklediğim Q01 hatırlayacak olursanız herhangi bir zamanlama işlemi yapmadığı için Q çıkışta false. Girişini Vereceğim in girişini verdikten sonra zaman sayımını ve çıkış vermesini buradan görebileceğim. Verdiğim zamanı sayıyor. Çıkışı vermişti. 5 saniye sonra kontaklar eski haline geri geldi. Dikkat edicik olsanız tekrar false oldu. Girişi vereyim keseyim. Yani girişe bağlı olmadığını tekrar görelim. TP zaman rölüsünü. Girişi verdim kestim girişim yok false. Ama çıkışım true veriyor. 5 saniye sonra çıkışımı kesti. Buradaki data blok üzerinden de ben zaman rölemi, zaman değerlerini gözlemleyebilirim monitoring ile. Retain diye bir kısım var. Retain ile ben buradaki diğer data bloklarda olduğu gibi sayısal verilerin kalıcı olup olmamasını seçebilirim. Ne demek istiyorum? Herhangi birini seçin fark etmez. Hepsini seçecektir bu. Tekrar OB birime geri geleyim. Şuradaki data bloğu ben retain seçtim. Kalıcı seçtim ve içerisindeki veriler kalacak. Hangi durumlarda kalacak? siz stop run yaptığınızda kalacak. Ya da PLC'nin elektriği gidip geldiğinde tekrar sayısal değer olduğu yerden saymasını sürdürecek. Bunun zaman değerini 10 yapalım. Çünkü biraz sonra elektriği de keseceğim vereceğim. O alışkanlık hepsine neye gidiyor? S. Bunu PLC'me gönderelim önce stop run durumunda kalıyor mu, kalmıyor mu diye bakayım. Data blokta da tekrar değişiklik yaptığım için değiştireyim diye soruyor. Ve gönderdi. Online'a alayım. Şimdi input 0.0'ı vereceğim. Zaman rölem sayarken PLC'yi stop'a çekeceğim. Input 0.0'ı verdim. Sayıyor. Sayarken stop'a çektim. İkinci saniyede. Tamam dedim. Şu anda zaman rölem 4 saniyede içerisindeki değerleri saklı tutuyor. Data blokta da saklı tutuyor. Her ne kadar burada Q0.0'ı siz aktif olarak görüyorsanız da Dikkat edecek olursanız setin üstünde Q0.0 aktif değil. Çıkış LED de yanmıyor. Bunun nedeni şu. Burada Q0.0 retain değil, kalıcı değil. Kalıcı olan tek şey buradaki TP zaman rölemin, zamanlama elemanının bağlı olduğu DB1 data bloğundaki veriler. Ve buradaki data bloktaki veriler sadece kalıcı olduğu için Q'yu bağlayan, Q'yu etkileyen bir durum yok. O nedenle burada Q'yu siz aktif olarak görüyorsunuz ama PLC stop'a düştüğünde Q aktif değil çünkü kalıcı olan buradaki tekrar söylüyorum retain olan kısım Q değil data bloğun içerisindeki veriler. Ve şu anda ben piyasimi run'a alacak olursam tekrar zamanlama elemanım kaldığı yerden saymasını sürdürecek. 4 saniyede kalmıştı. Run'a aldım. Devam etti ve 10 saniyesini tamamlayacak. Peki aynı şey, aynı durum. PLC'nin elektriğinin gidip gelmesinde de olacak mı? Onu diğer videodan izleyeceksiniz. Zaman dönem çalışırken ben PLC'nin elektriğini keseceğim ve tekrar geri vereceğim. Bu durumda siz zamanın kaldığı yerden saydığını göreceksiniz. Neydi benim zamanla menamanımın değeri? 10 saniyeydi. montenik onu alalım ama biraz sonra sweep'umun elektriği gittiğinde online montanık da düşecek. Buradan bakacağım ama hangi saniyede olduğuna. Bakın dikkat edecek olursanız saydırmaya başladım. 5. saniyede elektriğini keseceğim. CPU'nun. 5. saniyede 6. saniye kaçtı. Yapacak bir şey yok. Şu anda 4 saniyesi daha kaldı. Cpu'nun elektriği kesildi. Ve elektriği vereceğim. Bakın offline'a da düştük buradan. Elektriği verdikten sonra kaç saniyesi kaldı? PLC'nin durum ledleri yanıp sönüp PLC run'a geçtikten sonra 4 saniye daha sayacak verdim. Şu anda durum ledleri yanıp sönüyor. Q çıkış verecek ve 4 saniye sonra devre dışı kalacak. Yani 10 saniyeyi baştan saymadı. 4 saniyesi kalmıştı. 4 saniye sonra devre dışı kaldı. Run stop'ta ya da PLC'nin elektriğinin gidip gelmesi durumunda retain olarak seçtiğiniz data bloklar ki burada zaman ölçüsüne ait bir data bloktu zamanı sakladığı ve kaldığı yerden saymayı sürdürdü. Data blok içerisinde bir tane de in bool yani bit olarak veri değerinden in ismindeki veri değerinden bahsettik. Buradaki in'i ben zamanlama elemanımı mühürlemek için kullanabilirim. Şunu ton seçelim. Ton seçtik. Ton zaman verisinde hatırlayacak olursanız girişinde enerji olması lazımdı sayabilmesi için. Ve buna bir mühürleme kontağı alalım aşağı doğru. Bu input 0.0'ın devamlı olmadığını düşünün. Yani 10 saniye sayacak ama 10 saniye boyunca input 0.0'ın devamlı olmayacağını düşünün. Aşağıya bir mühürleme kontağı aldım. Buraya bir kontak koydum. Bunu yukarı bağlayalım. Ve yine bunu devreden çıkartmak için de bir tane kapalı kontak aldığımı düşünün buraya. Buna da input 0.1 diyelim. Şimdi bakın buna tek olarak zaman 10 içerisindeki in değerini alıyorum. Bu ne zaman çalışıyordu? In değeri, in verisi. Zaman rölesi aktif olduğunda. Şimdi input 0.0'a bastım. Zaman 10 ton zaman rölem devreye girdi. Aktif olduğu zaman burada kontağını kapadı. Burada kontağını kapadığı zaman şu yukarıdaki input 0.0'ı aynı zamanda da mühürlemiş oldum. Artık input 0.0'dan elimi çeksem de giriş kesilse de zaman ölem saymayı kendi üstünden devam edecek. Şimdi bunu piyasime gönderelim. Online'a e alalım. Input 0.0 verdim. Zaman ölem devreye girdi. Input 0.0 kessem de zaman onun in ya da in bitiyle ben mühürlemeyi sağladım. Sayma işlemini yapıyor. 10 saniye sonra kontakları ne yaptı? Konum değiştirdi. Ve input 0.1 girişiyle de normalde kapalıyla da ben bu mühürlemeyi ne yapabilirim? Bozabilirim. Yani buradaki ton için söyleyeyim. Ton zaman rolesinde in değerini, in verisini mühürleme için kullanabilirsiniz. TIA portalda kullanılan zamanlama elemanlarını bu videoda sizlere detaylıca anlatmaya çalıştım. Bu zamanlama elemanlarını sadece çalışmasına yönelik bilgiler verdim. Bu zamanlama elemanları problem içerisinde nasıl kullanılır şeklinde eğer pratikler yapmak istiyorsanız benim sınıf ortamında daha önce çekmiş olduğum piyasi problemleri videoları var. O videolarda zamanlama elemanlarını çok sıkça problem üzerinde, problemin çözümünde kullandım. O videolara göz atmanızda fayda vardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.